Hepimiz araba alırken ve araştırırken bazen meraktan, bazen de izlemesi gerçekten çok zevkli olduğundan birçok çarpışma testi görmüşüzdür. Bunlardan en bilinenleri Euro NCAP, European New Car Assessment Program ve IIHS, Insurance Institute for Highway Safety. Hatta bu kurumların arabalar için verilen yıldızları bile var. Genelde de Volvo'nun bu konuda ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Peki, yarış arabaları için de çarpışma testleri var mı? Bu videoyu hazırladığıma göre var. Ama maalesef öyle Euro NCAP gibi Formula 1 arabalarını bam bum sağ sola çarpmıyorlar. Ellerindeki aracı haşat ederlerse yarışta ne kullanacaklar? Hadi biraz Formula 1 arabalarını çarpıştıralım ve neler oluyor görelim. Yarış arabaları, özellikle de Formula 1 arabaları bildiğiniz gibi çok pahalı. Bu nedenle Formula 1 araçlarının çarpışma testleri genellikle sanal ortamda simülasyonlarda yapılıyor. Ancak FIA'nın belirlediği bazı kurallar nedeniyle bazı testler sadece simülasyonda değil, laboratuvar ortamında da gerçekliğe yakın olarak canlandırılıyor ve bütün veriler toplanıyor. Çarpışma testlerini anlamak için bilmemiz gereken bazı önemli noktalar var. Birincisi, çarpışma testi için kullanılan troleyler. Bu troleyler, çarpışma testinin şekline göre sabit olarak konumlandırılmış ya da belirli bir hızla çarpmak için hareket ediyor olabilir. İkinci nokta, çarpışma mankenleri. Bu mankenlerin boyutları ve ağırlıkları standartlar ile belirlenmiş durumda. Test standartlarına göre de bu çarpışma mankenleri seçiliyor. 3. Sensörler. Test sonuçlarını kaydetmek için araç üstünde, içinde, gerekli olan her tarafında ve laboratuvarda lazerler gibi birçok sensör bulunuyor. Yüksek hızda çekim yapan kameraları da sensörden sayabiliriz. Bunlar basınç, hız, uzunluk, ivme gibi parametreleri ölçüyor. Bu sensörler çarpışma mankenleri üzerinde de çarpışmanın insan vücudu üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılıyor. Dördüncü nokta ve en önemlisi enerji emilimi. Parçaların ve malzemelerin kendine ait bir enerji emilim miktarı ve oranı var. Bu enerji aslında çarpışma sırasında parçanın absorbe ettiği enerji. Arabaların ön kısmının uzun olmasının sebebi de aslında bu. Enerji emilimini arttırmak ve araç içindekileri korumak. Bizim kullandığımız arabalarda da şasinin ön kısmında çarpışmalar için darbe emilim sistemi var. Bu elemanlardan biri ön çarpışma traversi, tampon ve öteki de ezilme kutuları. Formula araçlarında ise bu nose, yani burun ile sağlanıyor. Yani aslında ne kadar uzun burun, o kadar fazla enerji emilimi ve o kadar kokpit koruması. Beşinci nokta, survival cell dediğimiz yaşam alanı ya da yaşam kurtarma alanı diyebiliriz. Hayatta kalabilmek için gerekli olan alan. Formula 1 aracımızı şöyle alırsak, bu sarı bölge survival cell. Kaza sırasında pilotu koruyacak kısım. Eğer herhangi bir hasar olursa pilot da içinde zarar görecektir. Bu nedenle güvenlik için bir numaralı alanımız Survivor Cell. Bu alanda FIA tarafından belirlenmiş durumda. Boyutları şu şekilde FIA'nın kurallarında verilmiş. Ve koyu gri, mavimsi olan alanın kesinlikle boş olması istenmiş. Ön kısım, yani burun dediğimiz yer, pilotun ayaklarının olduğu kısım. Burada da yine belirli ölçü sınırlamaları var. Altıncı noktamız fist, wrist ve sis. Yani ön, yan ve arka çarpışma sistemleri. Bu yapılar monokok etrafına yerleştirilmiş, çarpışma sırasında enerji emilimini yaparak surviving cell'i kurtaran alan. Bu küçük detayları anladıktan sonra artık başlayabiliriz. Yine FIA'nın teknik kurallarında çarpışma ile ilgili kısımları 82. sayfadan itibaren bulabilirsiniz. İlk çarpışma testimiz önden çarpma. Bu çarpışma testini ikiye ayıracağım. Birincisi, ön çarpışma darbe emilim sistemi. Bu testte arabayı çarpmak için bir troley var. Bu troleyi bu test için duvar gibi düşünebiliriz.
Çünkü bu testte trolley sabitlenmiş durumda. Bütün test sistemi toplamda 780 kg olmalı ve çarpışma hızı da en az 15 metre bölü saniye olmalı. Çarpışma sırasında da şu iki şey kontrol ediliyor. Birincisi, yavaşlama ilk 100 mm'de 10 diye olacak. Sonraki 50 mm'de ise lineer olarak maksimum 20 G'ye kadar çıkabilecek. Ve toplamda maksimum yavaşlamada 45 G'yi geçmeyecek. Ya da kuvvet açısından ilk 100 mm'de maksimum 75 kN'lık bir kuvvet oluşacak. Sonraki 50 mm'de ise lineer olarak artarak maksimum 150 kN'lık bir kuvvet oluşabilecek. Test sonucunda burun bağlantılarında hiçbir hasar olmamalı. İkinci önden çarpışma testimi, ön bölme paneli. 50 mm kalınlığında bir alüminyum panel, ön bölme paneli ile ön çarpışma parçası arasına konulur. Benzin deposu su ile doldurulur, yangın tüpleri de yerleştirilir. En az 75 kilo olan bir çarpışma mankeni kullanılır. Bu test sistemi toplamda 900 ile 925 kilo arasında değişiyor. Ve çarpışma hızı yine 15 metre bölü saniye. Çarpışma duvarında toplamda 6 tane çarpışma borusu var ve bunlar çarpışma sırasında toplamda 450 kN'lık bir kuvvet oluşturuyor. Test sonucunda ise kokpit, kemer bağlantıları ve yangın tüpleri hiç hasar almamış olmalı. Öteki testimiz arkadan çarpma. Aracın arka tarafında olan ve çarpışmadan etkilenecek bütün parçalar monte edilir. Motor da buna dahil. Süspansiyonlar sabitlenir. Vites kutusu ve test sistemi de yere sabitlenir. Çarpışma duvarı aracın referans yüzeyinden başlayarak 450 mm genişliğinde ve 550 mm uzunluğunda bir tabakadır. Toplamda 780 kilo ile 11 metre bölü saniye ile çarpışma olur. Ve test sonucunda ivmelenme ilk 225 mm'de 20 G'yi geçmemeli. Diğer testimiz direksiyon kolonu testi. Bu testte direksiyon sistemi yere sabitlenir. Bu arada FIA'nın kurallarını kontrol ettikten sonra gördüm ki bir önceki videomda salladığım rakamlar tuttu. Kask ile kafanın ağırlığına toplamda 8 kilo demiştim. Bu testte de 165 mm çapında yarım küre şeklinde bir parça ile 8 kilogram ağırlığında 7 metre bölü saniyede bir çarpışma gerçekleşiyor. Test sonunda da bütün deformasyon sadece direksiyon kolonunda olmalı ve çarpışma sonucunda direksiyonun hızlı sökme sistemi de çalışıyor olmalı. Son dinamik testimiz araç yuvarlanma testi. Bu testte roll hoop'a belirli bir kuvvet uygulanıyor. Bu kuvvet 50 kN yandan, 60 kN enlemesine ve 90 kN dik olarak şekilde uygulanıyor. 10 saniye boyunca uygulanan bu kuvvet sonucunda deformasyonun 25 mm'den az olması gerekiyor. Dinamik testlerden sonra gelelim statik testlere. Survivor Cell'den bahsetmiştik en başta. Sadece bu alanı kapsayan bazı testler de yapılıyor. Bunlardan biri yan taraftan uygulanan 25 kN'lık bir statik test ve aynı anda çapraz olarak uygulanan 30 kN'lık bir kuvvet daha var. Bu kuvvetler sonucunda toplam deformasyon 15 mm'yi geçmemeli. Ve öteki testte, survival testte alttan uygulanan 12,5 kN'lık bir kuvvet. Bu test sonucunda da herhangi bir yapısal bozukluk olmamalı. Öteki statik test aracın burnuna uygulanıyor. Dinamik testteki aynı sistem kullanılıyor. Ancak bundaki fark 30 saniye boyunca üzerine uygulanan 35 kN'lık kuvvet. Ve aynı test 30 saniye boyunca 40 kN'lık bir kuvvet ile de arkadan uygulanıyor. Son statik testimiz ise yan çarpışma yapıları için. Bu yapılar kokpitin iki yanında bulunuyor ve yandan çarpmalarda Survivor Cell'i korumak için. Bu yapılar intake boşluklarına yakın bir şekilde duruyorlar. Her iki tarafta da alt ve üst olarak ikişer tane var. İlk olarak 40 ve 60 kN'lık iki kuvvet, alt ve üst yan çarpışma yapılarında bulunan mafsalların doğrultusunda aynı anda uygulanıyor. Daha sonra 35 kN'lık bir kuvvet bu mafsalları dik olarak yukarıdan ve sonra da 27 kN'lık bir kuvvet aşağıdan uygulanıyor.
ve son olarak da sıkıştırma testi. Bu testte yan çarpışma yapılarını, yani alt ve üst yapıya uygulanan 100 ve 150 kN'lık iki kuvvet ile sıkıştırılıyor. Bu test sonucunda yapıların hiçbir şekilde hasar görmemiş olması ve bu yapı bağlantılarında aynı şekilde sağlam durumda olması gerekiyor. ...2020 NTT IndyCar serisi koronavirüs nedeniyle tekrar programlandı. Mayıs'ta yapılan ve büyük ilgi gören Indianapolis 23 Ağustos'a ertelendi. NASCAR'ın ise şimdilik 9 Mayıs'ta başlaması planlanıyor. DTM'de de aynı şekilde program değişikliği yapıldı. Normal şartlarda 26 Nisan'da başlaması gerekirken ilk yarış 12 Temmuz'a ertelendi. Formula 1'in ardından MotoGP de eSports'ta. MotoGP eSport'a 10 tane pilot katılırken Rossi bu yarışta olmayacağını söyledi. Mugello'da oynanacak 6 turluk yarış bu hafta sonu online olarak gösterilecek. Formula 1'de geçen hafta gerçekleşen eSports Not the Bahrain GP yarışında 14 turluk 2 virtual yarış izledik. Lando Norris, Nicholas Latifi, Nico Hülkenberg, Stoffel Van Dorn gibi pilotların da katıldığı ilk yarışı Danny Berezne'yi kazanırken İkinci yarışı e-sports pilotumuz Cem Bolükbaşı birincilikle bitirdi. And it looks like for now he has got the job done. And Latifi runs wide as Cem Bolükbaşı is coming round the final corner now. He comes across the line and he takes the race win for the reverse grid race for the Not the Bar GP. What a performance there from Cem Bolükbaşı. But this battle isn't over yet. They're three wide as they go through turn 12 and turn 13. Arif has missed out massively on TMM Marduk and Nicholas Latifi tries to send it up the inside on Latifi. Can he get the job done? No, he can't. Latifi's gone out wide. He's lost the back end. There's collision between the two of them. Latifi has lost his front wing. They were battling oh so hard right at the end of that race. Formula 1'de ilk yarış Kanada GP 14 Haziran olarak belirlendi. Ertelenen yarışlar nedeniyle 2020 kuralları 2021 sezonuna ertelendi. Bu nedenle 2021 yılı için hazırlanan kurallar da 2022 yılı için kullanılacak. Maalesef takımlar 2021 sezonuna kadar herhangi bir rüzgar tüneli testi yapamayacak.